Merhabalar arkadaşlar, bugün hep birlikte Responsive Slider'ın nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Dinamik, Responsive Slider'ının yapımı aslında oldukça basit bir işlemdir. Responsive Slider yapımında OVL Karauzel altyapısını kullanacağız. Responsive Slider, tüm cihazlara uyum gösteren slider anlamına gelmektedir. OVL Karauzel, jQuery tabanlı, HTML ve CSS ile çalışan 3. parti bir yardımcı yazılımdır. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan dersimize başlayalım. İlk olarak ürün slider kaynak kodlarını alacağımız siteye giriş yapıyoruz. Google'ı açıyoruz. Ve hemen ardından OVL Karauzel yazıyoruz. Önümüze çıkan siteye tıklıyoruz. Ve hemen ardından OVL Karauzel 2 sitesine giriş yapıyoruz ve download tuşuna basıyoruz. 774 kilobayt dosyamız indi. Bunu masaüstüne alıyoruz. Dosyaları buraya çıkartıyoruz. Ve hemen ardından içinde bulunan klasörleri inceliyoruz. Gördüğünüz gibi OVL Karauzel Slider dosyaları yer almakta. Hemen buradan SRC bölümüne göz atıyoruz. Burada değil. Test bölümüne bakalım. Burada da değil. Doküman bölümüne girelim. Evet. Docs klasörü altında Demos bölümünde yer almaktadır dosyalarımız. Şimdi bunu slider yapımını teker teker hep birlikte göz atalım. Bu pencereyi sağa alalım. Buraya yeni bir web sitesi klasörü oluşturalım. Buradaki Asset klasörü içerisindeki OVL Karauzel klasörünü hemen buraya alalım. OVL Karauzel klasörünü buraya taşıdık. Dosyalarımızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Hemen OVL Karauzel'in dışına bir index.html diye bir dosya oluşturalım. Hemen ardından Notepad ile açalım. HTML etiketlerimizi hızlıca temel etiketlerimizi yazalım. Head etiketimizi oluşturalım. Body etiketimizi oluşturalım. Head etiketi içine kısaca bir title diyelim. Responsive slider yapımı diyelim. Hemen içerisine artık site kodlarımızı yavaşça girelim. Daha önceden yapılmış bir demoya göz atalım. Demos klasörünün içinden şuradan hemen kontrol edelim hangisini kullanacağımızı. Demos basic olanı kullanalım. Şöyle gördüğünüz gibi slider'ı iç tarafa alalım. Basic.html dosyasına gidelim. Sağ tıklayalım. Edit with Notepad++. Gördüğünüz gibi kaynak klasörleri burada. Biz OVL stillerini alacağız. OVL stillerini alıyoruz. Index.html'in içine head bölümünün hemen head bölümünün kapanış etiketini hemen bir öncesine ekliyoruz. Yalnız bizim klasör yapımız değişti. Bu klasör yapısını tekrardan burada değiştiriyoruz. Asset dosya yolunu siliyoruz. Buradan aynı şekilde bu iki dosya artık web sitesinin içerisine gelmiş durumda. Diğer bir dosya yapısını alacağız. jQuery ve OVL Karauzel JS'yi alıyoruz. Hemen body'nin kapanış etiketinin bir üstüne yapıştırıyoruz. jQuery min.js vendors'un içindeymiş. Onu vendors'tan alacağız. Hemen buraya da OVL Karauzel yazalım. Bu zaten OVL Karauzel'in içinde yer alıyor.
Hemen assets'in içinde jQuery min.js'i alalım. Demos'a gidelim. Assets.js JS'de değil, pardon, vendors'taydı galiba. jQuery min.js. Bunu OVL karozenin hemen altına taşıyalım. Gördüğünüz gibi kaynak kodu da buraya geldi. Artık slider kodlarının jQuery kodunun yazılmasına geldi sıra. İlk önce HTML kodlarını alıyoruz. HTML kodlarını siteden doğrudan alabilirsiniz. Şu şekilde. HTML bölümü yazıyor zaten. Bunu kopyalıyoruz. Hemen ardından index.html'in içine doğrudan yapıştırıyoruz. Kodları düzgün yazmaya özen gösteriyoruz. Hemen ardından setup, yani jQuery script'ini alıyoruz. jQuery script'ini de ovl karozel js'in hemen altında tanımlıyoruz. Script. Hemen altında script'imizi kapatalım. Bize vermiş olduğu jQuery kodunu yazalım. Gördüğünüz gibi loop özelliği, yani tekrar etme özelliği açık. Margin, yani dış boşluk özelliği 10. Biz bunu 20 yapalım. Navigasyon, yani sağa sola gitme ikonlarının açık olduğunu gösteriyor. Responsive tasarıma açık olduğunu gösteriyor bu kod. 0 ile 600 arasında bir tane slider göster diyor. 600 ile 1000 arasında 3 tane göster diyor. 1000 ve üstünde de 5 tane göster diyor. Biz normal bir slider yapacağımız için hepsini 1 yapıyoruz. Her koşulda, her şekilde bir tane slider gözüksün istiyoruz. Slider'ımızı kaydedelim. Ve son olarak çalıştıralım. Bakalım son durumu nedir? Sağ tıklıyoruz. Birlikte aç Google Chrome. Evet, gördüğünüz gibi slider şurada 1 yazıyor. Sağ ikona basıyoruz. 2, 3. Bu slider'a birazcık şekil verelim hep beraber. Responsive, yani tüm mobil cihazlara uygun olduğunu gösterelim sizlere. OVL karozel içindeki items'lara CSS özelliği, yani stil özelliği tanımlıyoruz. Style dedik. Style etiketimizi kapatalım. OVL karozel içindeki items class'larına özellik tanımlıyoruz. Bir background, yani arka plana özelliği tanımlayalım. Bu da güzel bir renk tanımlayalım. Şuradan alalım. Color diyelim. Şu güzel bir renk seçelim şuradan. Mavi. Renk kodunu alalım. Hemen ardından buraya yazalım. Ve uzunluk belirleyelim. Uzunluğumuz 300 piksel olsun. Genişliğimiz zaten responsive, yani %100 genişlik olarak tanımlı, otomatik olarak. Sayfamızı kaydedelim ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 dinamik slider'ımızı 15'e kadar oluşturduk. Pardon, 12'ye kadar oluşturduk. Genel olarak responsive tasarımda bu şekilde oluşturuluyor. Sağ ve sola ikonlarımız gördüğünüz gibi çalışıyor. Mobil uyumluluk için sağa sürükleme gördüğünüz gibi aktif ve sola sürükleme de aktif. Aynı zamanda bu noktalardan da slider'ı hareket ettirebilirsiniz. Bunun dışında bir responsive, yani mobil tasarımda nasıl gözüküyor ona bakalım. F12'ye bastık. Buraya bastık. Sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi mobil tasarımda da hiçbir problem yok. Sürükleyerek responsive tasarımı başarılı bir şekilde ve kolay bir şekilde aktif etmiş olduk. Bunun dışında bir tablet görünümüne de bakalım son olarak. Şöyle gördüğünüz gibi sorunsuz bir altyapı içerisinde çalışıyor slider'ımız. Genel olarak slider bu şekilde, basit bir şekilde oluşturduk. Evet arkadaşlar, slider yapımını tamamladık.
Eğer dersimizden memnun kaldıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.